Öncelikle çok teşekkür ederim hem ilginiz hem makamınızı ağırladığınız için. Bu yoğunluğunuzun arasında geldiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum size. Bir yaklaşık 10 Teşekkür tane sorumuz var. Özellikle bunlar Çanakkale özelinde olacak sorular. Başlayalım isterseniz. Tabii, tabii. Sayın Müdürüm, İbrahim Tarı kimdir? Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? İbrahim Tarı tabii 1958'de İstanbul'da doğdu. Aydın'da büyüdü. Tekrar üniversite okumak için İstanbul'a geldi. 1983 yılından beri memuriyeti var. Sivil Savunma Teşkilatı'nda başladım memur olarak. Sivil Savunma Müdürlükleri görevi yaptıktan sonra 2009'da hepiniz de biliyor olmalısınız. Türkiye'de afet ve acil durum ve sivil savunmaya yönelik çalışan 3 tane genel müdürlük kapandı. O zaman Başbakanlığa bağlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu ve illerde de Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri kuruldu. Ben de Bursa'ya 2009'da il müdürü oldum. 2016'da 2016 Kasım'ında İstanbul İl Müdürü olarak atandım. 3 yıl orada çalıştım. 2019 aralığında da aralığın sonuna doğru da Çanakkale'de de görevime başladım. Evliyim, iki tane kızım var. Simge sesin kapalı ama. Şu an geliyor sanırım. İkinci sorumuz da AFAD nedir? Ne yapar? Bize kısaca AFAD'dan bahsedebilir misiniz? Tabii, izninizle şunu bir şey yapayım. AFAD afet ve acil durumun kısaltılmışı. Belki de bir teşkilatı anlatabilecek en güzel kısaltmadır. O kadar güzeli yani hem de alt tarafından da bilinmiş olması eskiden beri afeti AFAD olarak söyler insanlarımız. AFAD 2009'da kuruldu. 17 Haziran 2009'da teşkilat yasası çıktı. 17 Aralık 2009'da da resmi olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Taşra'da da 81 ilde Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri kuruldu. Teşkilatın birinci maddesinde görevlerini anlatır, çeşitli maddelerinde görevlerini anlatır. Afet ve acil durumlarda afet yönetiminin dört evresi, planlama, risk azaltma, zarar azaltma ve iyileştirme çalışmalarını hazırlıklarını yapar, afet ve acil durumu yönetir, afet ve acil durumun zararlarını azaltmaya yönelik çalışmaları yaptıktan sonra felaketten sonra da iyileştirme çalışmalarını yapar. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nda 8 tane daire, 10 tane sanırım daire başkanlığı var. İllerde de illerin büyüklüklerine göre de şube müdürlükleri var. Soruların içerisinde var mı bilmiyorum. Bu illerden 11 tanesinde büyük 11 ilimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Van, Adana illerimizde, Samsun ilimizde ayrıca afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlükleri var. Profesyonel kurtarma tam donanımlı ve çok sayıda personelden olan arama kurtarmacı ve diğer birimlerden oluşan afet ve acil durum arama kurtarma birlikleri var. Başka bir sorunun devamında neler vardı? Hocam soruyu kısaca cevapladınız. Üçüncü soruya geçebilirsek. Çanakkale'de hangi tür afet riskleri vardır diye bir sorumuz daha var. Çanakkale'de şu anda üzerinde çalıştığımız il risk azaltma planında da onu da sorularınızın içerisinde olduğunu hatırlıyorum. İl risk azaltma planında çalıştığımız ve bugüne kadar kendisi etkilerini göstermiş başta deprem, heyelan, orman riski de var, orman yangın riski de var. Ona da çalışıyoruz. Boğaz kazaları var. Biz heyelanı anlatırken kütle hareketli olarak söylüyoruz. Heyelan, kaya düşmesi,
olayları da var. Risklerin içerisinde. Tabii sel de var. Zaman zaman sel riski yaşanmış. Bizim belki ileride açılır şu anda yalnızca hizmete özel kullanılabilen afet yönetim karar destek sistemimiz var. AYDES denen. AYDES'te bütün Türkiye'nin riskleri, illere göre riskleri ve toplam riskleri, tabii bizden farklı riskleri olan iller var. Örneğin Erzurum Çığ gibi ya da Van Çığ gibi. Ama bizim İstanbul'la aynı olan bir riskimiz var. Başka hiçbir de olmayan deniz kazaları riskimiz var. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı özelinde. Bir de buna çalışıyoruz biz. Şehrimizde. Tabii en önemlisi, bizim için en büyük tehdit deprem. Bilinen, herkes tarafından bilinen, üzerinde çok çalışılan alanlar. Diğer alanların tamamı, heyelan, yani kütle hareketlerinin nerelerde bugüne kadarki yaşanmışsa nerelerde olabileceği konusunda yer bilimleri bölümlerinden de üniversiteden de işbirliği yaparak belirlemişiz neresi risklidir ve bunun yanında tabii bugüne kadar olan afet olaylarının tamamı da genel hayatı etkili ilan edilerek uygun tabii yönetmeliğe uygun olanlar tanımlara uygun olarak afete maruz bölge ilan edilmişlerdir ki yeni yerleşim alanları seçilirken ya da planlanırken onlardan da istifade edilmekte. Çok teşekkür ederim. Dördüncü sorumda Çanakkale'de geçmişte meydana gelen ve iz bırakan afetler hakkında biraz bilgi alabiliriz. Ya en çok tabii üzerinde durulması gereken depremler şehrimizde. Kandilli Rasathanesi'nin hocamın da bildiği, hocalarımızın da bildiği böyle bir yöreyle ilgili şey var. Ne kadar olduğu ile ilgili. Yine bizim bulunduğumuz bölgede, yine Marmara Denizi'nde meydana gelmiş afetlerle ilgili büyüklüklerine göre tarihsel depremler ve aletsel dönem, tarihsel dönem depremleri ve aletsel dönem depremleri olarak tanımlanmıştır. Tabii bizi etkileyen depremler bugüne kadar oldu. Yenice'de, işte Saros Körfezi önünde bir büyük depremimiz var bizim. Yenice'de ve Bayramiç'te var 7'den büyük bir depremimiz. Çan'da yine aynı şekilde 7'den büyük bir depremimiz var. Yine tabii Midilli'nin önünde Ege Denizi'ndeki faylardan meydana gelen büyük depremlerimiz var. Yakında 2014'te işte Gökçeada depremi var. Çok sayıda binanın yıkılmasına, hasar görmesine neden olan 6.4 büyüklüğünde büyük depremlerimiz var. Ve yakında da yani hala izlerini silmekle iyileştirme çalışmalarını devam ettirdiğimiz, silmekle çalıştığımız 2017 ve 2019 depremleri var. Biliyorsunuz Ayvacık depremleri olarak tanımlanmakta. Can kaybı yok ama çok sayıda hasarlı binamız var bu depremden sonra. Çok teşekkür ederim. Genelde Çanakkale'de olan deprem en büyük, en riskli afetlerden bir tanesi. Tabii Çanakkale'yi de şunu söyleyebiliriz. Hocam daha iyi ifade edebilecektir. Çanakkale Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek beklenen depremden de etkilenecek 10 tane il içerisinde evet İstanbul gibi evet Bursa gibi değilse bile biz de etkileniyoruz. Ama bizim diğer şehirlerden farkımız yani bizim şehrimizin bağımsız fayları var. Edremit fayı, Yenice fayı gibi bağımsız fayları var. Yine Ganos fayımız var bizi de etkileyecek olan geçmişte de deprem yapmış olan bir fay var ve son zamanlarda bize çok yakın geliyor Yunanistan'ın hemen karşısında Larissa kentinde hocam ve sizler de takip ediyorsunuzdur belki depremler var en yakın biziz Gökçeada 300 kilometre mesafede ama 4 büyüklüğünde hissetmiyoruz ama orada daha büyük bir deprem olduğunda belki hissedilebilecek depremler üretecektir. Ben buraya geldiğimden beri çok
çok sayıda deprem oluyor o merkezde. Yine bu haritamızda da bizim onları görebilirsiniz. Hemen şurada, bunlar bize yakın bunlar. Yakın depremler. Yani şurada yukarıda belki biraz daha göstereceğim. Selanik'e yakın yerlerde meydana gelen depremler var. Oralarda faydan dolayı bizi etkileyecek depremler ama çok şükür bugüne kadar sorun yaratmamıştır. Hatta dün müydü? Dündü sanırım bir 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. En yakın yerlerde hemen acil durum merkezimiz tarafından etkilenip etkilenmediği sorgulaması yapılmakta. Adalarımızda, işte merkezimizde, yine Ayvacık ilçemizde, yakın olan ilçelerimizde haber merkezimiz vasıtasıyla sorgulama yapılmakta. Tabii yine bir diğer imkan var artık ilimizde. 112 acil çağrı merkezi var. İnsanlar polisimizi, jandarmamızı, sağlığımızı aradığında herhangi bir nedenle burayı da, burası düşüyor ve oraya da yaptığımız sorgulamada orayı da kimsenin aramadığını görüyoruz. Ama bu da bizim için bilinmesi gereken tehditlerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Doğal afetler olduktan sonra kurtarma çalışması için belirlenen bir planınız var mı? Varsa bu plandan biraz bahsedebilir miyim? Tabii şöyle söyleyeyim. Tabii AFAD kurulduktan sonra AFAD kurulmadan önce Bayındırlık ve İskan, kapanmış olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hocam bilir, hala da yürürlükte olan 7269 sayılı, kısaca afet yasası denen, umumi hayatı müessir afetler ve dolayısıyla alınacak tedbirler diye uzun ismi olan afet yasası gelince 88/12777 sayılı bir yönetmelik çıkartılmış. Afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair bir yönetmelik bu. Bu yönetmelik gereği şehirlerin afet planları yapılırdı. Tabii artık bu yönetmelik gereği riskler o günden bu yana 88 tarihli bir yönetmelik çok değişti. Yeni bir yeni yönetmeliklerimiz var. Ve artık da afet müdahale planımız var. Yani biz buna Türkiye Afet Müdahale Planı diyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planlaması kapsamında yapılmış ulusal düzeyde 28 tane plan, yerel düzeyde yani iller düzeyinde de 26 tane plan var. İl Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı, İl Afet Müdahale Planı. Bundan önceki plandan, afet planından farklı olarak bu plan, ulusal düzeyde sorumlulukları olan bakanlıklar ve genel müdürlükler ve başkanlıklar var. Kızılay Genel Başkanlığı da bunlardan bir tanesi. Beslenme hizmetini yürütüyor. Yerel düzeyde de bunların temsilcileri bu 26 planı yapar. Bunlardan bir tanesi afet müdahale planını, belki ileride sorularınız yoksa burada biraz daha geniş açayım konuyu. Bu çok önemli çünkü. Bunlardan bir tanesi de arama kurtarma planıdır. Arama kurtarma planı afetten sonraki kurtarma harekatını ilde yönetmek üzere yapılmış olan bir plandır. Bunun içerisinde kimler var, ilin gücü nedir, il dışından gelecek güç nedir, il dışından gelecek arama kurtarma ekiplerinin konuşlanma alanları neresidir, nerede toplanacaklar, riske göre ağırlıklı senaryo depremine göre ağırlıklı risk nerede ve sonucu ağır olacak yer neresidir? Onlara yakın yerlerin ulaşım planı nelerdir? Gibi bir planın olduğu bir plan var. Derhal bir yani şehrimizi ilgilendiren işte hasara neden olan depremde enformasyoncularımız 24 saat çalışan enformasyon afet ve acil durum yönetim merkezinin haber merkezi hemen afet ve acil durum yönetim merkezi toplanır. Oradan da afetin müdahalesini yapar. Yönetir. Sağlık açısından yönetir. Yangın riski açısından yönetir. Varsa etkisi KBRN müdahalesi açısından yönetir. Açıkta kalanların barınması açısından yönetir. Açıkta kalanların iaşesi açısından yönetir. Yine açıkta kalanların belki il imkanları yetmeyecek tahliyesi açısından yönetir. Hasar tespiti açısından yönetir, enkazın kaldırılması açısından yönetir. Bu yönetimin tamamını Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yapar. Arama kurtarma budur. Ama onun dışında bu hizmette, bu planda
haberleşme, eskiden derler, hocam da bilir, bu gençler bilmez. Askerlerin bir sözü vardır. Muhaberesiz muharebe olmaz. Yani haberleşmesiz savaş olmaz. Yine de haberleşmesi olmadan da afet ve acil durumu yönetmek mümkün değil. Haberleşme çalışma grubumuz vardır. Güvenlik ve trafik çalışma grubumuz vardır. Bunu emniyet teşkilatı yönetir şehirlerde. Herhangi bir afetten sonra olabileceklerin senaryosu ellerinde mevcuttur. Yani şehir trafiği nasıl yönetilecektir? İl dışından gelen araçlar, kurtarma ekipleri, ilk yardım ekipleri, söndürme ekipleri, beslenme ekipleri nerelerde toplanacaklardır? Bunların yönlendirmesi ne olacaktır? Yardım malzemeleri gelecektir. Onlar için olan yerleri belirleyecekler. Şehrin giriş yerlerine. Bu şehrin afet müdahale planında bunların tamamı belirlenmiştir. İşte oralarda trafik ekipleri olacaktır. Şehrin içerisinde de güvenlik sağlayacaklardır. İnsanlar tabii bir enkaz varsa enkazın üstünde arama kurtarma, enkazda arama üstünde değil, enkazda arama kurtarma ekipleri çalışırken rahat çalışabilsinler diye oranın güvenliğini sağlayacaklardır. Bazı kritik tesisler hasar görmüş olabilir, bankalar gibi bazı özel yerler, onlar için güvenlikleriniz. Nereler önemliyse belirlemişlerdir, bugünden onun planını yapmışlardır. Sağlık hizmetleri, bunu da sağlık müdürlüğü yapar, bu da bir plandır. Bu 26 planın bir tanesidir. O da sağlık planını yapar. Hastanelerin iyileştirmesiyle çalışır. Depremde dayanıklı olmasıyla ilgili hazırlıkları yapar. Yine seyyar hastaneler kurulacak yerleri belirler. Bu kapasiteyi artırır. Bütün bunlardan her şeyden sonra aklımdayken hemen söyleyeyim. Bütün bu hazırlıkların içerisinde herkesin görevlilerin eğitimidir ki onların da eğitimi bir plan halinde yıl içerisinde hem tatbikatlar yaparak birbirleriyle uyumu sağlarız. Çünkü arama kurtarma görevinin sağlık görevini yapacak olan arkadaşlarla irtibatı olması gerekiyor. Beslenmeyi yapacak olan arkadaşlarla irtibatı, güvenlikçilerle irtibatı, bütün bu irtibatı sağlayacak, birlikteliği sağlayacak, ortak çalışmayı sağlayacak ekipler arasında koordinasyon için tatbikatlar yaparız. Tatbikatlarda aksaklıkları tespit ederiz, sorunları belirleriz, o sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmaları yapın. Yani bugün afet müdahale planı dediğimiz yalnızca afetlerde görev yapacak, afetlerde toplanılacak ve bu görevleri yapacak bir plandan bahsetmiyoruz. Planın öncesi var. Arama kurtarma ekiplerinin toplanma yerleri, barınma yerleri, aynı yerde hepsini toplamayız, birkaç yerde müdahaleye yakın olacakları yerlerde olabilir. Bir senaryoyu bahsediyoruz. Şehrin merkezinde hasarlarımız olabilir. İlçelerimizde hasarlarımız olabilir. İlçeler açısından da belirlenmiştir. Bütün bu alanlar, oralarda da toplanma alanları oluştururuz. Ekiplerin toplanma alanları, toplanma ve barınma alanlarına ayrıca geleceğiz. En önemli konulardan bir tanesi belki de o alanlar. Bunların hepsi afet öncesi yapılacaklardır. Yani biz afet yönetimi dediğimizde eskiden herkes kriz yönetimini anlarlardı. Kriz oldu, toplantı, şu yap, bunu yap falan. Bugün afet yönetimi dediğimizde afet öncesini planlama ve risk azaltma açısından, afet sırasını ve afet sonrasını iyileştirme açısından bugünden planlıyoruz. Yani barınma planını yaparken afetten sonra barınacak, barınma yeri yapılacak, seyyar barınma yerleri yapılacak alanların belirlenmesi bu afet müdahale planının görevlerinden. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkez Kurulu'nun, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun görevi, onlar da bunları afet öncesi yapar. Bugün bu mevzuatla afet öncesi hazırlıklar, afet sırası yapılacaklar ve afet sonrası yapılacaklar. Risk azaltma, zarar azaltma afet önce, müdahale afet esnası, afetten sonra da iyileştirme bu planın içerisinde yerini bulmuştur. Bu çok önemlidir. Belki bu teşkilatın, bu kurumun kurulmasının en büyük faydası da budur. Asıl amacımızdan aslında kısaca bahsetmiş olduk. Çanakkale'de afetlere karşı şehrin direncini yükseltecek risk azaltma projeleri var mı? Şöyle, evet. Projeler de var. İlgili kurumlar tarafından yapılmış. Ama risk azaltma planını yapıyoruz.
Çanakkale ilinin risk azaltma planını yapıyoruz. Bu sene daha önce 7 ilimizde yapıldı. Pilot il olarak belirlenmiş olan 7 ilde il risk azaltma planı yapıldı. Kalan 74 ilde 30 Ekim'in sonuna kadar bütün illerin risk azaltma planlarının tamamlanması istenildi. Ve biz de ilimizin risk azaltma planı çalışmalarına planlamadaki ortaklarımız, ilgili kurumlarla birlikte başladık ve devam ediyoruz. Birinci çalıştayımızı yaptık. Şimdi ikinci çalıştay ve diğer fazların hazırlık çalışmalarını sürdürmekteyiz. Yani ilimizin deprem risk azaltma planını, ilimizin kütle hareketleri risk azaltma planını, meteorolojik afetler risk azaltma planını, hazırlıklarını sürdürüyoruz. Biz yapmıyoruz. Üniversiteyle beraber çalışıyoruz. Bir teknik çalışma grubumuz var. Üniversiteden öğretim üyeleri. Bu risklerinle çalışan bölümlerden hocalarımızla birlikte yaptığımız. Bu çalışmanın en büyük kullanıcısı yerel yönetimlerdir. Çünkü risk azaltma planını yaptığımızda heyelanlı alanlarımızı belirleyeceğiz. Kaya düşme riski olan alanlar bu planın içerisinde yer alacak. O zaman yerleşime uygunlukları şehir yerel yönetimler bunlara göre yapacaklardır. Onlarla beraber çalışıyoruz. Tabii kütle hareketleri dediğimizde belediyelerin yanında çevre şehircilik il müdürlükleri de bu işin içerisinde. Onlarla çalışıyoruz. Orman yangınına çalışıyoruz. Meteoroloji ve orman ve üniversite bunun içerisinde ilgili bölümleri var. Deniz kazasını çalışıyoruz. Boğaz açısından liman işletmesi var. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü var. Bizim askeri birliklerimiz var, sahil güvenlik komutanlıklarımız var. Onlarla çalışıyoruz. Onların elindeki verilerde verileri bu plana ders edeceğiz ve riski azaltma yöntemlerini bu planın içerisinde bulacağız. Bu önemli bir çalışma. Yani bu şehrin felaketlere hazırlığının ana kitabı olacak tamamlandığında. Bizim hedefimiz o. Teknik birimimiz, planlama ve risk azaltma şubemiz bunu çok iyi bir şekilde sürdürmekte. Çok teşekkür ederim. İnşallah çalışmanın bittiğinde de sizinle tekrardan iletişime geçeceğiz. Çalışmanın içerisinde de biz tabii biliyorsunuz büyük bir şeyle ülkemiz ve dünya uğraşıyor. Büyük bir tehditle, bir salgınla. Bu da bir afet, bu da bir felaket uğraşıyor. Yüz yüze çalışmalar yok işin doğrusu. Çok geniş kitlelerle. İkinci çalıştayımızın da bir planı var. Katılmanız için size linklerini atıp özellikle ilgi alanlarınıza göre, beşinde değil, belki kütle hareketlerine, belki depremde ya da isterseniz hepsinde katılabilirsiniz. Çok sağ olun. Diğer bir sorumuza geçersek, AFAD'ın Çanakkale özelinde yaptığı çalışmalar nelerdir? Tabii bütün bunlardan bahsederken biraz önceki risk azaltma planını konuşuyoruz ama belki de zarar azaltmanın en önemli parçası eğitimlerdir. Affedersiniz. Eğitimlerdir. Eğitimler biliyorsunuz belki 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi bütün Türkiye'de ve ülkemizin önemli bir kısmının bu afet eğitiminden, afet farkındalık eğitiminden faydalanması isteniyor. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Eğitimler yapıyoruz, tatbikatlar yapıyoruz. Bu bizim bugüne kadar yaptığımız heyelanlı alanların tespiti, kütle hareketleri açısından riskli alanların tespiti çalışmalarımız var. Bu şubemiz tarafından yapılmış. Bunların tamamı sayısal hale getirilmiş. Biz artık herhangi bir kurumdan, işte biz buraya bir bina yapacağız, burada sizin açınızdan bir risk var mı dediğimizde klasörleri çıkartmıyoruz. Bütün illerde böyle. Yalnızca Çanakkale özelinde değil. Artık bu klasörlerden dosya ve evrak aramıyoruz. Bir sistemimiz var. Bahsetmiştim daha önce. Afet yönetim karar destek sistemi içerisinden tamamlandı, oraya yüklendi. Bizim arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bir sorgu geldiğinde hemen bilgisayarından bunun karşılığını verebilecek şeye haiz.
Yine bu anlamda yeni bir hizmet binamız var. Sağlam bir hizmet binasına geçtik. Bu da önemli. Biz ayakta olmamız lazım. Biz faal olacağız ki diğer kurumları organize edelim. Onlarla birlikte. Onların da aynı şekilde binalarıyla ilgili çalışmalar yapıldı, güçlendirildi. Birçoğu o çalışmalarda sürdürülmekte. Ama ben risk azaltma açısından, zarar azaltma açısından en önemlisini eğitimler olarak görmekteyim. Yine sizin vasıtanızla bütün AFAD il müdürlüklerinin bu yıl bir eğitim seferberliği yürüttüklerini, bu kapsamda isteyen herkese her yerde ve her zaman biz onu yapıyoruz. Bize desinler ki müdürlüğümüze, işte biz hafta sonu yapacağız. Bize desinler ki biz apart sitemizi ancak akşamları bir araya getirebiliriz. Sitemize eğitim yapacağız. Ya da bir müessese, biz de eğitimlerimizi ağırlıklı hafta sonları yapıyoruz. Belki bilginiz olmuştur. İstesinler, biz bu zamanlarda eğitim vermekteyiz. Yani bunu şöyle sloganlaştırıyoruz. Her yerde, her zaman, herkese afet eğitimi ücretsiz vermekteyiz. İllerde öyle, her yerde de böyle. İstemeleri, bizi aramaları, öyle bürokrasiye de boğmadan telefonla bize söylemeleri, hazırlıklarını tamamlamış olmaları da bizim için yetmekte. Ve profesyonel eğitmenlerimiz vasıtasıyla bu eğitimleri vermekteyiz. Sizin vasıtanızda söyleyeyim. Hafta sonları biz Zoom üzerinden cumartesi ve pazar günleri 14 saatlerinde, bu 4 haftadır, cumartesi günleri afet farkındalık eğitimi, pazar günü de KBRN'nin kimyasalı, biyolojiyi, radyoloji ve nükleeri verdik. Bunu devam ettireceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bu eğitimlerimizi duyurmaktayız. Bu eğitimlere katılanlara bir sertifika verilmekte. Sistem üzerinden gelecek. Maillerinizle birlikte gireceksiniz buna. Yine bu eğitimlere katılanlara eğitimin sonuna doğru eğitimden sorduğumuz soruyla sorulardan doğru cevap veren 3 arkadaşımıza, şimdilik 3, 1 ile başladık, 3'e çıkarttık. KBRN'de 2'yiz. 3 arkadaşımıza afet ve acil durum çantası hediye ediyoruz. Ve çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta sizin eğitim başlamadan önce bir hanımefendi geldi. Çantasını teslim ettik ona. Hatta bugün bir tweet attık. Daha önce de atmıştık. Bugün attığımız tweette de son verdiğimiz 4 arkadaşımızın çanta resimleriyle eğitimlerimize katılın. Eğitimlerin sonucunda da böyle bir hediyemiz var diyoruz. Ama esas hediye, eğitim bir saatten aşağı sürmüyor. Bizim herkese vermemiz lazım. Bir saat eğitim Zoom üzerinde, bunun ne kadar bazen zor olabileceğini biliyorum. Katıldığı için esas teşekkür katılımcılarımıza, sizin aracılığınızda. Çok teşekkürler. AFAD koordinasyonunda AFAD'de de vatandaşlarımız için yapılan konut projelerinin yer seçimini nasıl ve neye göre yaptığımıza dair bir kısa bir açıklama bekliyorum. Evet, çok teknik bir soru. Gayet de güzel. İşin doğrusu bugüne kadar yani söylemek gerekir ki benim bugüne kadar ben de yapılan röportajlarda hiç karşılaşmadığım soru. Yani biraz bu, benim kendi alanımla da ilgili olduğu için hocam. Evet, evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru. Evet, yer seçimi önemli. Yer seçimi düzgün olmadığı için de afet oluyor. Yani seçeceğimiz yerler eski yerlerden daha afet açısından, yalnızca deprem açısından değil, diğer afet riskleri açısından uygun alanlar olmalı. Onu da yer seçim komisyonu vardır illerde. Burada ilgili teknik personel vardır. Bizim ilgili arkadaşlarımız da vardır. Yer bilimcileri var, inşaatçılar var, işte mühendisler, ziraat mühendisleri var. Var, epey bir kalabalık. Yerel yönetimler var, muhtarımız var, özel idare yerine göre belediyemiz var. Onlarla birlikte tespit ediyoruz, yer seçimlerini yapıyoruz. Tabii konutlar için yer seçimi isterlerse insanlarımızın hasarlı binalarının olduğu yerlerde yapabiliriz, arzu ederlerse. Ama çoğunlukla yer seçimini toplulaştırarak yapıyoruz. Ama afet riski olmayan alanlar için seçiyoruz. Evet, yapılarımızda ona
Yapılarımız da ona göre yapıyor. Ya çok katlı yapıyoruz ya tek katlı yapıyoruz. Yapılarımız da ona göre yapıyoruz. Yani konunun içinde olduğum için birazcık daha bilgim dahilinde ama aynı zamanda aslında sosyolojik açıdan da değerlendirmek gerekiyor sanırım. İyi, yani tabii. Afet nedenlerini de psikolojisini işin içine kattıktan sonra değerlendirip ve o tarz değerlendirip... Biz bunu, yani biz seçmiyoruz, tek başına seçmiyoruz. Yani AFAD olarak işte burası uygundur, hazinenin ise hazineden tahsis, ormandan sonra orman işlemlerini yapalım falan deyip düz alan burası, hadi hepsini birden kondururuz falan diye seçtiğimiz bir yer değil. Elbette AFSD'lerin mümkünse bak biraz önce söylediğim gibi yaşadıkları yerlerde kendi arsalarına, kendi binalarına oldukları yerlere de yapabileceğimiz gibi uygun olmazsa onların yaşadıkları yerlere en yakın yerde, öyle bir başka şehirde eğer isterlerse belki bir başka şehirde de olabiliyor. Yer seçimi yapılamazsa o da mümkün ama onların uygun. Çünkü bu komisyonun içerisinde muhtarımız da var. Yani onların en yakın bilen, onun da görüşü olmadan, onun da bilgisini almadan bu seçimler yapılmıyor. Ona özen gösteriliyor diye düşünüyorum yani. Biz öyle yapıyoruz. Yani ben mesela bu şehirde gördüm, diğer şehirlerde de gördüm, çalıştığım üç şehirde de gördüm. Üçünde de öyle olduğunu gördüm yani. Teşekkürler. Ama şartlar zorlayabilir. Yani çok bazen şartlar, alanlar bulunmayabilir. Ama bunları da tamamen biz kendi şeyimizde değil, AFSD'lerin isteğine göre belirliyoruz. Çok teşekkürler. Daha çok sizin özelinizde bir soruya geçmek istiyorum. Yaşadığınız ilginç ve size etkileyen, unutamadığınız bir kurtarma anınız ya da içinde yer aldığınız böyle bir olay var mı? Çok vardır ama şimdi hangisi? Evet. Yani tabii hem sahada görev yaptık bugüne kadarki felaketlerde hem de kriz yönetiminde, afet ve acil durum yönetiminde görev yaptık. Birçok şey var yaşadığımız. Yani valla çok da güzelleri var. Ya hiç aklıma gelmiyor. Soruda da vardı. Biraz çalışsaydım iyi olurdu. Aklıma gelseydi iyi olurdu. Felaketler şu, kısaca söyleyeyim. Hiç beklenmedik anda geliyor. Hepimiz için aynı. Kurtarmacılar için de aynı. Kurtarılanlar elde yardım edebildiklerimiz açısından da öyle. Biz felaketleri hiç beklemiyoruz. Felaketlerin zamanını bilmemiz mümkün değil. Özellikle doğal afetlerde bilmemiz mümkün de değil. Bunu hepimiz, beni izleyen herkes, izleyecek olan herkes de bilir. Sonuçları açısından, kayıplar açısından çok büyük acılar yaşatıyor. İnsanları kaybetmesek de yaşadığımız binayı kaybetsek, yıkılsa orada hatıralarımız da gitmiş oluyor. Onlar da önemli. İsterseniz çok var. Çok 39 senedir bu işlerin içerisindeyim. Şu anda aklıma gelen bir şey yok. Yani çok özür diliyorum. Bu taşınmadan dolayı aslında zamanım olsaydı o soruyu gördüm ben. Ama lütfen kusura bakmayın unuttum yani üzerinde düşünmeyi. Bir başka program olursa hocam sizin vasıtanızla yine olursa kesinlikle en güzellerini yalnızca bir tane değil birkaç tanesini de paylaşmak isterim efendim. Tabii sayın. Son sorunuza geçiyorum ben. AFAD gönüllüsü kimdir, ne yapar ve nasıl olunur? Ama en güzel soru bu. Sorulardan bir tanesi. Gönüllülük önemli. Ben sivil savunma gönüllülüğü zamanında bilirim. Sivil savunma gönüllüsü teşkilatı kuruldu. Aslında sivil savunma mükellefiyeti var. Mükellefiyeti de vardır. Hocam bilir. 15 ile 65 yaş arası herkes, askerlikle ilgili görevi olmayan, bakıma muhtaç çocuğu olmayan kadınlarımız da, sağlıkla ilgili sorunu olmayan herkes sivil savunma mükellefi olarak görevlendirebilirdik biz. Mahalle muhtarlıklarından uygunların listesini alıp. Elbette bunlar da eğitimler alırlardı ve felaket zamanlarında bizim yanımızda olurdu. Gönüllülük işte bu. Yani görevli olmanın dışında, yasayla kendinize verilen görevin dışında bir şeydir gönüllülük. Gönüllü olmak bence çok önemlidir. Yani herkes gönüllü oluyor ama gönüllü kalmıyor. Gönüllü kalabilmek önemlidir. Niçin gönüllü olursunuz? Yardım
yapmak için insanlara becerilerinizden, imkanlarınızdan sunmak için, gücünüzden sunmak için. Ama gönüllü olmak zordur. Para harcarsınız, özel hayatınızdan vazgeçersiniz. Bütün bunlar gönüllüler için, gönüllü olanlar benim için baş tacıdır. Çünkü görevliyiz biz, bizim işimiz o, ama onlar işlerini bir kenara koyacaklardır ve gelecektir bizimle birlikte olacaktır. Ve hatta bugün şu anda Çanakkale'de gönüllü eğitim yapıyoruz. 3 grup halinde yapacağız. Bir grup bu 5 gün, önümüzdeki hafta 5 gün, sonraki 5 gün bir grubu da tamamladık. Şu anda devam eden gönüllülerimiz içerisinde memur arkadaşlarımız var. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımız var. İşte bir arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli, bir arkadaşımız tarihi alanda görevli. Bunlar da senelik izinlerini almışlar, gelmişler. Büyük fedakarlık yapmışlar. Neden? Öğrenciler de var bunların içerisinde. Yani yardım duygusuyla, bu 5 gün az bir zaman değil. Öyle eğitimlerimiz de kolay değil. Yani enkazlarımız var, enkaz içine giriyorlar, çadır kurduruyoruz. Yani bayağı uygulamalı eğitim yapıyoruz. Bir de en sonunda da sınav yapıyoruz arkadaşlarımızı. Bu ne zaman bize, bugün de bize gönüllüler lazım. Yani bir felaket yok şu anda. Ama biz afet eğitim seferberliği yapmışız. İl risk azaltma planına çalışıyoruz. O gönüllülerin de bize katkıları olabilir. Eğitim faaliyetlerimizde katkıları olabilir. Mesela bir afet olmamıştır ama bir bölgede genel hayatı etkili olmayan bir heyelan olmuştur. O heyelanda bizim ekiplere yardım ihtiyacı vardır. İşte afet zedelere, heyelandan etkilenen insanlara işte gıda dağıtılacaktır. Heyelandan etkilenen insanlara psikolojik destek verilecektir. Öğrencilerden, öğretim üyelerinden istifade ederiz. Bizim için gönüllü önemlidir. Ama biz arama kurtarma konusunda gönüllülüklere gönüllülük eğitimi veriyoruz. Bu eğitim verdiğimizde farkındalık eğitimi veriyoruz. Basit ilk yardım veriyoruz. Basit yangın veriyoruz. Bunların bilgisi bizde var ama bir itfaiyeci gibi, yani bir itfaiye gönüllüsü gibi çok detaylı bir profesyonel eğitim ya da yarı profesyonel eğitim vermiyoruz. Gönüllü bizim için önemli. Gönüllü olmak çok kolay. Onu da söyleyeyim. Gönüllü olmak çok kolay. E-Devlet üzerinden insanlar gönüllü orga girdiğinde otomatik olarak şartları uyuyorsa gönüllü oluyorlar. Eğitimler var. Uzaktan erişimde eğitimler var. Bu eğitimleri tamamlayan arkadaşları da bu yüzde dediğim saha eğitimlerine çağırıyoruz ve AFAD gönüllüsü olmaktadırlar. Bayağı keyifli. Bu eğitimin son gününde de kendilerini, biz Çanakkale'de böyle bir sosyal faaliyetle bitireceğiz. Son gün Cuma günü öğleden önce sınav yapacağız. Öğleden sonra da Kültür Turizm Müdürlüğü'nün bir jestiyle ricamızı kırmadılar. Troya Müzesi'ni gezdireceğiz. Ödüllü müzemizi onlara da gezdireceğiz. Gönüllü olmak için yaş 15'e indirildi. Eskiden 18'den sonraydı. Yaş 15'e indirildi. 15 yaşından itibaren herkes de gönüllü olabilir. Ama yaşına göre, becerisine göre alanlarda görev vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Umarım aramızdan da gönüllü olmak isteyenler çıkar diye düşünüyorum. Gelsinler. Elsiz ayaksız hizmetindeyiz. Gönüllüler bizim baş tacımız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşımız Cansu'nun bir sorusu var galiba. Evet, gönüllülük deyince geçtiğimiz aslında İzmir depreminden sonra da bu AFAD gönüllüsü olma biraz popüler oldu. Bu konuda da bunun için adım atan arkadaşlarımız da o zaman aklımızda bir soru kalmıştı. Bunu sormak istiyorum. Konuşurken de aslında dediniz yıllık izinlerini alıp geldiler diye. Olası bir böyle bir gönüllüye ihtiyaç duyulduğu zaman ve şehir dışına yakın şehirlere gidilmesi gerektiği zaman bunun bir idari izinli sayılma gibi bir durumu söz konusu olabiliyor mu? Şöyle, bu tabii bu bir düzenlemeyi gerektiriyor. Ancak bu geçtiğimiz şeyde yaptık biz. Sivil toplum kuruluşlarından felaketlerde çalışan, işte Elazığ depreminde, Giresun'daki sel felaketinde çalışan memur sivil toplum kuruluşu üyeleri vardı. Akredite edilmiş sivil toplum kuruluşu üyeleri vardı. Onların çalışanlarının izinli sayılması için Ankara'dan bize mesaj geldi. Bir de burada da vardı, ilimizde de vardı. O kuruma yazdık.
Öyle bir düzenleme var. Teşekkür ederim. Ama tabii belki üzerinde çalışılıyordur şu anda. Eskiden sivil savunma gönüllülüğünde mevzuatında vardı hatırlıyorum. Sanırım yani emin olmamakla birlikte. Yeter ki gelmek istesinler. Ben kendi arabamla göndereceğim onları. Ama peki, sağlığımız izin verecek onlara göre. Bir şey daha sormak istiyorum. Mesela bu bir şehre gönüllü ihtiyaç oldu. Yani yakın şehirlerden itibaren mi bir ihtiyaç ulaşılma durumu oluyor? Yoksa bir havuz bu aslında işte böyle bir ihtiyaç var, kimler hemen gelebilir şeklinde böyle bir duyuru şeklinde mi oluyor bu? Yok. Havuz da yok. Tabii havuz var. Kimler gönüllü biliyoruz ama bu gönüllülerin hepsi tamamlamıyor. Yani başlıyor, kaydın oluyor ama bu eğitim kurlarını tamamlamıyor. Bu saha eğitimlerini almıyorlar. Onları götürmüyoruz oraya. Biz mutlaka saha eğitimi almış olanları, sahada karşılaşabilecek riskleri, evet Zoom'da öğrenir ama sahada karşılaşacak bir riskleri bu 5 günlük eğitimde öğreniyorlar. Kimlerle çalışacaklar onları öğreniyorlar. Ancak onlar. Bu kısmı tabii gönüllü bulundukları şehirdeki AFAD İl Müdürlüğü'ne gidecek, müracaat edecek. Onlar vasıtasıyla, onlar eğer o felaket için görevlendirilmişse onlar vasıtasıyla da gelebilirler. Gönüllü isterse, yani bir felakette illa geleceksiniz diye bir şey yok. Bizim için gönüllünün anlamı çok. Gönüllü dediğimiz yalnızca başka şehire giderek ihtiyacı olanlara yardım için değil, kendi yakınlarına bu farkındalığı yaratmak, etrafında ihtiyacı olanlara yardım etmek, onları bilgilendirmek. Bunlar da çok önemli. İlla fiziksel olarak o ortamda bulunup işte yardım yapmak, kurtarmacılara destek vermek değil bu. Bizim için her zaman yaptığınız gönüllülük önemli. Siz var olun, siz kendiniz de ya gönüllü olduysanız zaten buna benzer şeyleri yapıyorsunuzdur. Öyle herkes gönüllü olmuyor. Hatta herkes gönüllü kalmıyor. Ben çok iyi tanırım gönüllüleri. O yüzden siz gönüllü olduğunuzda biz biliriz ki biz çağırmadan siz geleceksiniz. Görevliden farkı gönüllünün budur. Teşekkür ederim. Baş tacımızsınız dedim. Evet. Ben teşekkür ederim. Bize ayırdığınız vakit için, bu yoğunluğu sağladığınız vakit için ve bilgilerinizi paylaştığınız için ben çok teşekkür ederim arkadaşlarıma kendi adıma. Şimdi Ali Osman Hocam'a tekrardan sözü bırakıyorum. Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar tatlı, o kadar babacan anlattınız ki insanın gönlü akıyor gönüllü olmak için. Gerçekten hepimizin gönlünü aldınız. Gönlümüz gerçekten sizde çalışma arzusuyla akıyor. Her zaman bizi gönüllü takımınıza yazabilirsiniz. Gönüllü akademisyen org varsa gönüllü akademisyen org sistemine bizi yazabilirsiniz. Yani biz görevli akademisyen olmaktan daha çok gönüllü akademisyen olmayı tercih edenlerden biriyim. O nedenle de bu ders kapsamında tabii ki sizin 39 yıllık bir birikiminiz var, onu söylediniz. O birikimi biz bu hafızayı almış olduk. Gerçekten gençlerimiz için bir rol model olacak. Gerçekten bu dersi alan ya da afet haberciliği konusunda belki de ileride her afet müdürlüğünde bir afet habercisi uzmana ihtiyacınız olacak. Yapmış olduğunuz bu çalışmaları haberleştirecek ve gerçekten gönüllüleri ve görevlileri harekete geçirecek. Afeti bilen bu tür haberci olacak kişileri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Amacımızı da ulaştığımızı zannediyorum. Bir iki kısa noktalar var Sayın Müdürüm. Mesela Cansu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Yer Bilimler Etüt Daire Başkanı'nda bir röportaj yaptı. Orada bir noktadan bahsetti. Dedi ki, genellikle dedi yerel yöneticiler önemli alanla uygun alanı çok karıştırıyorlar dedi. Hani ben bunu size not olarak şey yapayım, çok dikkatimi çekmişti. Yani önemli alan ve uygun alan. Gene bir Japon yüksek mimarla bir arkadaşımız röportaj yaptı. O da dedi ki ya
Dedi bizde toplanma alanları açık olmaz, kapalı olur. Çünkü depremin kışın mı, yazın mı, yağmurda mı, baharda mı olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de de bu toplanma alanları açık alanlar olarak gösteriliyor. Bu nedenle de bilemiyorum. Çanakkale'de siz ilk defa bir kapalı bir toplanma alanı organize etme düşünceniz var mı? Üçüncüsü de Japonya'da toplanma alanlarının okullar olarak organize edildiği, okulların bir depremde yıkılmayacak şekilde yapıldığı şeklinde bir önerisi olduğu, işte 3 gün yetecek şekilde su, yiyeceklerin depolandığından bahsettim. Tabii bizler Japonya ile çok yakın işbirliği içerisindeyiz. İstanbul'da çalıştığımız için JICA destekli afet riskini azaltma projelerinin yapıldığını da biliyoruz. İstanbul Valiliği bünyesi İSMEP projesi var. İSMEP direktörü geçen hafta benim gene bir dersimin konuğu oldu. Dedi ki İstanbul'daki okulların %97'sini depreme karşı güçlendirdik. Geri kalan %3'ünü de gelecek 2 yılda bitireceğiz. Sayın Müdürüm, Çanakkale'de depreme karşı güçlendirilen okul var mı? Bunu ben merak ettim. Evet. Hocam ben tabii Japon misafirinizin söyledikleriyle başlayayım. Devletim beni 2 defa Japonya'ya gönderdi. 2015'teki Dünya Afet Risk Forumu'na gittim. Sendai'deki. Daha önce gidişim de yine afet zararlarını azaltma konusuydu. Biz Bursa'da bir afet eğitim merkezi yapıyorduk. Oradaki benzer afet eğitim merkezlerini yerlerinde görelim diye gittik. Hepsinden her iki geziden de çok istifade ettim. Bahsettiğiniz toplanma alanı şu. Bir soru keşke, bir konuyu biraz uzatacağım. Bu önemli, soruların içerisinde yokmuş. Ben de unuttum onu. Onu söylemem lazım. Onlar bizim barınma alanı olarak tanımladığımız yerleri toplanma alanı olarak tanımlıyorlar. Yine onların belli bir süre kalınacak yer diye okulları nasıl planladıklarını, spor salonlarını nasıl planladıklarını biliyorum. Yani salonun içini odacıklar haline getirdiklerini, bunlar için bir endüstri oluşturduklarını, kartonlardan yataklar ve komodinler yaparak, yükselterek bunları gördüm. Hatta dünyada buna benzer birçok şeyi de İstanbul'da yaptığımız bir projede, barınma alanı projesinde İTÜ ile beraber çalışıyorduk hocalarla. Mimarlık öğrencilerinin bir proje ödeviydi. Bizden de arkadaşlar ona katkı koydular. Ne olduğunu biliyoruz. Bizde toplanma ve barınma alanları iki farklı konudur. Toplanma alanları yani insanların uzun süre kalabilecekleri yerler değil bizde. Barınabilecekleri bir yer değil. İnsanların buluşabilecekleri yerlerdir. Deprem anında yakınlarıyla haberleşmek için bir arada olabileceklerini planladıkları yerlerdir. O bölgede toplanma alanları yalnızca bununla birlikte toplanma alanlarının bir başka görevlerinden bir tanesi barınma alanları çok özür dilerim. Barınma alanları şehir dışındaysa yani barınma alanlarını özellikle İstanbul'da şehir içerisinde evet, internet gitti galiba Sayın Müdürünün. Evet, barınma alanı, toplanma alanı derken. Evet, müdürüm. Evet, bu da bir afet yani. Canlı yayın afeti oldu. Birden internet geçildi. Demek ki eski bina, yeni bina farkı. Evet, müdürümüz herhalde ayrıldı. Geldim. Evet. Buyurun hocam. Müdürüm. Sizi bekliyorum. Buyurun. Şimdi biz toplanma alanlarını bir buluşma yeri. Şimdi her zaman ailemizle birlikte değiliz. Siz çalışıyorsunuz, ben çalışıyorum, eşiniz çalışıyor, çocuklar okula gidiyor. Biz depremi aynı anda yakalanmayız. Bir yerde buluşacağızdır. O buluşma yeri aynı zamanda toplanma alanıdır insanlar için. Bir de bu toplanma alanları
hasar görmüş evlerinde oturulamayacak durumda olan ev insanlarımızın toplanma yerleridir. Yani onları evlerine giremeyecektir. Orada bir araya gelirler. Biz bununla ilgili bir tahliye yerleştirme planı vardır bu afet müdahale planı içerisinde. Ona göre de barınma alanlarını nakledeceğimiz bir yer olarak belirlenir. Yine bütün bu kısa süreli toplanma alanı, bekleme alanı olan bu yerde tabii bütün ihtiyaçların o süre içerisinde bir gün, iki gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacak telefon, su ve diğer ihtiyaç hizmetleri karşılık alanlar oluşturur. Barınma alanları, onların toplanma alanları dedikleri yerler, spor salonları, okullar, okulun içi, dershaneler. Bizdeki barınma alanları planlaması yapılırken okullar da planladı. Hangi okullar planladı? Biraz önce bir görüşme yaptığınız İSMEP direktörü Gökhan Bey'in bu 1999 depreminden sonra yeniden yaptığı sağlam okullarda planladık. Yani bir daha hasar görme ihtimali olmayan okullarda planladık. Ve bu okullarda bir barınma alanında olması gereken bütün üniteleri de planladık. Ne lazım efendim? Dershaneleri dönüştürdük. Biz yatakhane olarak tuvaletler var. Okulun spor salonunun duşu var. Orası da hijyen açısından öyle temizlik alanı oluşturduk. Yine okulda bir hobi odası var. Bu hobi odasında burada kaldıkları süre içerisinde. Yine okulda çocuklar için bir alan olup bütün bunları planlayarak yaptık biz. Ama onlar toplanma alanı diyorlar kendi barınma alanlarına. Biz ona barınma alanı diyoruz. Toplanma alanına kastımız bu bizde. Müdürüm, kameranız kapalı olduğu için sizi göremiyoruz. Motivasyonumuz %50 düştü. Aman hocam, valla kamerayı aç diye bastım. Ben çok anlamıyorum bundan. Anladım müdürüm. Şimdi açıyorum. Geldi mi? Tamam müdürüm. Şu anda motivasyonumuz eski haline geldi. Buyurun ben, müdürüm. Ben valla bir tek sizi görüyorum. Kendimi görmediğim için var zannettim. Yani hiç farkında değilim. Biz bu çalışmayı geldiğimiz şehirde de yaptık. Biz de bu şehirde de başlattık. Okulları sağlam okulu. Bu şehirde de sağlam yapılan okullar var. Güçlendirilmiş okullarımız var. Yeniden yapıma başlanmış ve başlayacak olan okullarımız var. Bunu da Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ve Valilik Makamı ile koordineli yapıyoruz şehrimizde de. Evet, bu müjdeyi de almış olduk müdürüm. İstanbul AFAD vizyonunu Çanakkale'ye taşıyacağınız müjdesini de bu yayında almış olduk. Hocam, 99 öncesi yapılan tüm okulları güçlendireceksiniz. Öyle anlaşıldı değil mi? Tabii, tabii. Güçlendirilmiş okullar var. Şimdi adetlerini bilmiyorum. Yeniden yapılan okullarımız çok güçlü. Yine Milli Eğitim Özel İdare İl Müdürlüğü, yani Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İdare Genel Sekreterliği, Bakanlık Valimiz işbirliğiyle yürütülen bir proje var. Okullarımızın güçlendirilmesinden öte yeniden yapılmasına yönelik Çanakkale'mizde çok önemli çalışmalar var. Onu bütün kalbimle söylüyorum efendim. Sayın Müdürüm, tabii ki gönüllülük dediniz ama bir de bina gönüllülüğü çalışmanız var mı? Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Did you feel it denen bir proje var. Depremi hissettin mi diye. Bizdeki vatandaşlarımız depremi hissettiğinde Avrupa Birliği'nin depremi hissettim mi merkezine rapor ediyorlar. Çünkü Türkiye'de ulusal depremi hissettim portal olmadığı için tüm Avrupa, tüm dünya bizim içimizde depremi hissedenlerle ilgili bilgi alıyor. Fakat ülkemizde bu tür bir portal olmadığı için sizler gibi yöneticiler depremi hissedenlerden bilgi alamıyorsunuz. Bu nedenle de gerçekten depremi hisseden insanların yaşadığı binalar tabii ki çok riskli. Depremi hissetmeyen insanların yaşadığı binalar tabii ki çok güvenli. Ayrımını yapamıyoruz. Bununla ilgili acaba sizin Çanakkale üzerinde bir çalışmanız olabilir mi? Hocam yok böyle bir çalışma. Ben bireysel olarak hissettiğim depremi bildiriyorum. Avrupa Ajansı'na, Amerikan Ajansı'na takip ettiklerimiz için. Böyle bir çalışma bildiğim kadarıyla biz yapmadık, bizde yok. Zaten yapılacak olursa büyük bir ihtimalle ulusal düzeyde yapılır ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın deprem dairesi yapar. Murat Nurlu Bey var onun başında. Belki de tanırsınız, bilmiyorum. Çok değerli bir bilim insanı o da. Doktor Murat Nurlu.
Çok iyi çalışmaları var. Belki Murat hocamın vardır ama ben sizin için sorarım. Böyle bir çalışmaları var mı? Olabilir, ben bilmiyor olabilirim Sayın Hocam. Ama önemli. Tabii. Bugüne tabii, kadar bizi depremi hissedenler aramıyor. Mesela 112'yi bizi etkilenenler arıyor. Evet, evet. Sizin dediğiniz gibi o çok önemli. Öğrenirim sizin için, size de şahsen bilgilendiririm. Peki Sayın Müdürüm, ben çok teşekkür ediyorum. Aramıza katılan hocalarımız da var. Feyza Nur hocamız var. Belki ondan da bir iki söz alma imkanımız olabilir. Buyurun Feyza Nur hocam. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Belki kısa bir yorum yapmak isteyebilirsiniz. Sesini çok kısık hocam. Duyamıyoruz. Kimse duyamıyor. Mümkün değil hocam, mümkün değil. Sesim açık aslında. Evet, evet. Sesim açık ama duyabiliyor musunuz? Zayıf duyuyoruz, çok iyi duymuyoruz, zayıf duyuyoruz ama. Zayıf duyuyoruz hocam. Evet, yani olsun böyle değil. Biz belki duyamayız ama gençler duyar. Ben açıdan söyleyeyim. Çok ilgiyle takip ettim. Başarılar diliyorum. Gayet güzel bir konuşmaydı AFAD müdürümüzün. Ben de hocam aslında AFAD kökenliyim. 2 sene önceye kadar AFAD çalışanıydım. 11 sene kadar Çanakkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde jeoloji mühendisi olarak görev yaptım. Bütün bu öğrencilerimizin ve AFAD müdürümüzün bahsettiği konularda birebir çok çalıştık. AFAD'ın ne kadar özverili çalıştığını yakınen şahit olmuş birisiyim. 2017 Ayvacık depreminde de çok görev aldık. AFAD müdürümüzle dönem dönem çalışmalarımız devam ediyor. Her ne kadar üniversitemizin bünyesinde olsam da aslında hani gönüllülük sertifikam yok ama bir tarafım hep AFAD olarak atıyor diyeyim, kalbimin bir tarafı. Bu konularda ne kadar özverili çalıştıklarını biliyorum. AFAD'daki arkadaşlarımızın her konuda. Kolay gelsin. Gerçekten özveriyle yaptıkları çalışmalar. Size de çok teşekkürler AFAD'a yani bu önceliği verdiğiniz için. Çünkü birçok insan AFAD'ın nasıl çalışmalar yaptığının çok farkında değil. Bilgilenmeye ihtiyaçları var. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Başarılar diliyorum öğrenci arkadaşlarıma da. Size de sonsuz teşekkürler hocam. Evet Sayın Müdürüm, gerçekten teşekkür ederiz. Artık pandemiden sonra dünya artık bambaşka bir dünya oldu. Çünkü Cansu Ankara'dan katılıyor. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Siz Çanakkale'den katılıyorsunuz. Siz ne zaman bizi gönüllü öğrenci akademisyen olarak haydi toplanalım derseniz bir grup oluşturun. Gönüllü akademisyenler grubu, gönüllü öğrenciler grubu. Biz hemen geliriz Sayın Müdürüm. Bu ortama gelmek çok kolay. Yolculuk yapmamıza gerek yok. Bir bilgisayarla her zaman yanınızdayız, desteğinizdeyiz. Çok teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. Yeni binanız hayırlı olsun. İnşallah bir açılış olur. Bizler de katılırız. Hocam kalabalık olur. Biz bize yapalım onu. Siz gene buyurun gelin. Bu pandemi döneminde bilemiyorum ne zamana yaparız ama sizi bekleriz. Okullar açılsın. Eylül'de açılacak sanıyorum üniversite. Allah izin verirse o zaman bekleriz ama sizin vasıtanızla tabii diğer illerden bizi dinleyen, izleyen gençlerimize de kapımız açık ama özellikle bize daha çok kolay ulaşabilecek Çanakkale'li gençlerimiz istedikleri vakit bize gelebilirler. Bizim telefonlarımız onlarda var. Kurum telefonumuz var. İsteyenlere de veririm telefonumu. Beni istedikleri vakit bizim ana konumuzla ilgili olabilir. Onlar genç, birçok şeyi çalışmaları için bilmeyebilirler. O konularla ilgili olabilir. Her zaman arayabilirler. Kurumumuz iyi. Kurumumuzda Feyza Hanım, gerçekten ben şanssız bir müdürüm yani. Feyza Hanım'ı kaçırmışlar buradan. Yani Feyza Hanım bizim için çok, ben kendisini önceden de tanırım Feyza Hanım'ın. Olsaydı benimle birlikte burada çalışıyor olsaydı iyiydi ama şimdi bir bilim insanı olarak bir bilim çevresinden daha çok daha farklı katkıları var bize. Bizim AFAD eğitmenimiz aynı zamanda üniversitenin öğrencilerine afet farkındalık eğitimi veriyor. Sağ olsun. Yani onun için de çalışmaları var. Biz kendisinin
geçmiş çalışmalarından da kendisinden istifade ediyoruz buradayken yaptığı. Ve bugün ben geldikten sonraki hangi çalışmamız varsa içinde, mesela risk azaltma planının içerisinde Feyza Hanım aynı zamanda. Bizim için çok değerli, çok teşekkür ederim katıldığı için ona da. Ama benim için sizin bu şey benim için çok farklı oldu. Ben de çok mutlu oldum. Eğer faydalı olduysam ve siz de faydalı olacağıma inandığınız her çalışmada beni de bilgilendirirseniz, haberdar ederseniz, katılmamı isterseniz olurum hocam. Tamam müdürüm, çok saygılar sunuyorum ve kaydı burada durduruyorum. Saygı bizden, iyi günler diliyorum herkese. Çok teşekkürler, ben tekrardan çok teşekkür ediyorum ilginizi.